Öncelikle Ramazan ayının gelmesiyle beraber beslenmede de sorunlarımız artmakta. Yeterli ve dengeli beslenmek bizim en baş önemli kıldığımız nokta. Sonuçta biz iki tane ana öğün ve iki tane ara öğün olarak beslenmeye çalışıyoruz ve daha böyle 16 saatlik açlık süresince geri kalan süreyi bu yeterli ve dengeli beslenmeye yönelik olarak harcamak istiyoruz. Bu yüzden de öncelikle bütün grupları süt, peynir, et, yoğurt, tahıl gruplarını özellikle eşit bir şekilde dağılımlı ve bizim gün içerisindeki açlık süremizi koruyacak şekilde olmasına dikkat etmeliyiz. Bunun dışında sahurda özellikle sahurdan başlamak gerekirse, çünkü bizim açlık süremizin temelini oluşturan kısım. Burada genelde süt grubundan, tam tahıllı buğday ekmekleri grubundan, peynir olmalı. Bunun dışında ceviz ve meyve grubundan da tüketim sağlamalıyız. Çünkü bizim açlık süremiz bu konuda daha uzun süreli tokluklara sebep oluyor ve bunun yanında böyle ufak salatalarla da destekleyebiliriz. Ayrıca su tüketimine de çok özen göstermeliyiz. Çünkü bu uzun süreli açlıklarda hem havaların ısınmasıyla hem de vücudun terleme ile beraber su atışından dolayı daha çok önemli hale geliyor. Günlük olarak sahurla iftar arasında 2-2,5 litre, yaklaşık 12-14 bardak su tüketimine özen göstermeliyiz. İftarlara gelince, iftarlarda hafif, bizi zorlamayacak, rahatsız etmeyecek besinleri tüketmeye özen gösterelim. Bunlar ne olabilir? Öncelikle bir çorbayla, işte bir peyniri, hurma, kuru kayısıyla başlayıp bir 15 dakika ara verip ardından et yemeği, sebze yemeği olabilir bu. Yanında ufak porsiyonlar, salatalarla, işte bu tarz besinlerle beslenmeye özen göstermeliyiz. Ha, bunlara ek olarak ne olabilir? Pilav yerine bulgur, tam buğday makarnalarıyla da destek gösterebiliriz. Ekmek olarak da beyaz ekmek yerine açlık süremizi uzunca tutabileceğimiz tam buğday ekmeklerini tercih etmeliyiz. En başta dediğim gibi yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayamazsak en büyük hatayı başta yapmış olacağız. Bu dengesizliği sağlamamak adına da yeterli gruplardan besleneceğiz. Bunların yanı sıra pişirme tekniklerinde eğer hatalar yaparsak bu bizim uzun süreli açlık problemlerimize neden olabilir. Vücudun bir anda şeker yükselmelerine neden olabilir. Onun dışında vücudun baktığınız zaman birden yüklemesinden kaynaklı da tansiyon yükselmelerine, işte şekerin yükselmesi, bu tarz rahatsızlıklara neden olabilir. Bunlar nedir mesela? Kızartma yerine, kavurma yerine ya haşlama, ya fırında, ya ızgara şeklinde tercih etmeliyiz. Onun dışında işte sütlü tatlılar daha çok ön planda olmalı. Meyve, sütlü tatlılar grubundan tercih edip şerbetli tatlıları biraz daha arka plana atabiliriz. Su tüketimini dediğim gibi fazlasıyla tüketmeye çalışalım. Çünkü 2-2,5 litrelik, yani 16 saatlik açlıktan sonra 8 saatlik sürede mümkün olduğu kadar, sonuçta vücudun en başta suya ihtiyacı var. Bu su ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Onun dışındaki hatalara baktığımız zaman mesela sahur yapmıyorlar. Bu sahur yapmayınca ne oluyor? Bizim bu 16 saatlik süreli açlık durumumuz bizim 20 saatin 20 ve 20'nin üzerindeki saatlerde açlıklara sebep oluyor. Bu da bizim ani kan şekeri düşüşlerimize ve beslenme, yani iftar esnasında daha fazla tüketime sebep oluyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Onun dışında mesela iftar esnasında biz çorbayla başlayıp bir 15 dakika ara verin dediğimizde, bunun biz kalkıp hemen hızlı hızlı işte saldırma halinde, zaten kan şekeri düşük olduğu için saldırma halinde yiyeceğimiz için bu bizim vücudumuza da fazlasıyla ağırlık ve yük haline geliyor. Bunun için daha çok arka plana atmamız gerekiyor ki beslenme dengesi oluşturulabilsin. Onun dışında biz ne yapıyoruz? Yemeğimizi yiyoruz. Hemen arkasından kafeinli içecekler, onun dışında işte gazlı içecekler sofralarda oluyor. Bunlar da beslenme hatalarının en büyük sebeplerinden. Bunları birazcık arka plana atıp daha çok süt, ayran, sade maden suları, tabii ki su, bu tarz işte taze sıkılmış meyve suları, bunlardan tüketimi sağlamamız gerekiyor. Bunun dışında en büyük hatalardan biri de ara öğün yapmamak. Biz ne yapıyoruz? Bir iftarda fazlasıyla hemen arka arkaya işte çorbamızı içtik, yemeğimizi yedik. Hemen arkası daha sofradan kalkmadan tatlı yiyoruz. Arkasında hemen gazlı içecekler, kafeinli içecekler. Biz o aradaki sahura kadarki süreçte bir ara öğün yapmıyoruz. Bu ara öğün yapmadığımız zaman da vücudun dengesi işte şaşıyor. Çünkü bizim belli bir seviyede ilerletmemiz gerekiyor bunu. Beslenme, vücudumuza herhangi bir hata oluşturmaması için. Bunun yanı sıra hareketsizlik tabii ki. Bu kadar yoğun beslenirsek ne olacak? Hareketsiz bir yaşama kendimizi sürüklemiş olacak. Çünkü ağırlık çöküyor otomatikman.
Biz de bunun için daha çok böyle iftardan sonra eğer yapılabiliyorsa 1 saatlik 45 dakikalık yürüyüşler, hareket halinde işte egzersizler öneriyoruz.